Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Melik Gazi Koca, Sinan Talas, Hacılar Belediye Başkanlarım, Sayın İl Milli Eğitim Müdürüm, protokoldeki kıymetli konuklarımız, değerli misafirler, Kayseri Büyükşehir Belediye bünyesinde faaliyet gösteren Kaymek AŞ tarafından milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri kapsamında tertip edilen Asım'ın Nesli Akif'in şiirlerine ses veriyor isimli şiir okuma yarışmamızın ödül törenine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şeref verdiniz. Kıymetli konuklarımız, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm aziz şehitlerimiz ve son dönemde vatanı, bayrağı, dini için gözünü kırpmadan şehadet şerbeti içen kahraman vatandaşlarımız ve güvenlik güçlerimiz için saygı duruşu ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyoruz. Buyurunuz. Aralık 1873'te İstanbul'un Fatih semtinde doğan milli şairimiz hayatı burada tanımıştır. Babası Fatih Medresesi müderrislerinden Mehmet Tahir Efendi, annesi Emine Şerife Hanım'dır. Öğrenim hayatına Fatih'te Emir Buhari Mahalle Mektebi'nde başlayan Akif, "Hem babam hem hocamdır. Ne biliyorsam kendisinden öğrendim." dediği babasından aldığı İslami ilimlerle maneviyatını kuvvetlendirmiş, çeşitli hocalardan aldığı derslerle kendini yetiştirmiştir. Kur'an'ı ezberleyip İslami ilimleri öğrenerek insanın ilimle kıymetleneceğini gösteren Mehmet Akif, Arapça, Farsça ve Fransızca'ya hakimdir. Babası, kendisi Mülkiye Mektebi'nde okurken hayata veda etmiştir. Kendine her anlamda destek olan babasının yokluğu, onu kısa sürede meslek sahibi olmaya itmiş, Mülkiye Baytar Mektebi'ne girip 1893 yılında birincilikle mezun olmuştur. Eli ekmek tutan bir genç olan Mehmet Akif, 1898'de İsmet Hanım'la evlenmiş, bu evlilikten 3 kız, 3 de erkek çocuğu dünyaya gelmiştir. Şair, veteriner, vaiz, hafız, Kur'an mütercimi, yüzücü, güreşçi ve milletvekilliği gibi çok yönlü bir hayatı olan Mehmet Akif, milli ve manevi konulu 7 kitaplık şiir külliyatını bir araya getirdiği safahatle kalplerimizde milli şair olarak yer etmiştir. Döneminde oluşan Balkan savaşlarından sonra milletin yaşadığı zorluklar ve yoksulluk karşısında yeise düşmemek, birlik olmak ve yardımlaşma gibi konularda Fatih, Beyazıt ve Süleymaniye camilerinde vaazlar vermiştir. 1913'te Mısır'a, oradan da Medine'ye geçerek diğer İslam ülkelerini de tanımış, Birinci Dünya Savaşı başlayınca Teşkilat-ı Mahsusa'da görev almıştır. Kurtuluş Savaşı yıllarında Balıkesir, Kastamonu, Ankara ve Konya'da vaazlar vererek vatan sevgisinin imanın bir gereği olduğunu gösteren Akif,
Milli Mücadele Hükümeti tarafından Burdur Milletvekili seçilmiştir. Kilimini ve paltosunu kendisinden daha yoksullara veren, karda ve tipide dahi olsa verdiği sözü tutan, zulmü alkışlamayıp zalimi asla sevemeyen bizim Akif'imiz, örnek aldığı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlakıyla hayatını eserlerinden daha muhteşem yaşamıştır. Meclisin milli marş için açtığı yarışmaya Hamdullah Supi'nin ricasıyla katılan, milli mücadelenin manevi önderlerinden olan Mehmet Akif yarışmayı kazanmış, meclis kararı olduğu için kazanana verilmesi zorunlu olan nakdi ödülü almış, yoksul kadın ve çocuklara iş öğreten, cepheye elbise diken Darül Mesai adlı bir hayır cemiyetine bağışlamıştır. İstiklal Marşı'nı Akif, kahraman ordumuza adamış ve hiçbir kitabına almamıştır. İslam davasına sadakatiyle Asım'ın nesline örnek olan Mehmet Akif, 1923'te Mısır'a gitmiş ve 2 yıl yazları yurda dönüp kışları Mısır'da geçirdiyse de 1925'ten sonra sürekli Mısır'da kalmıştır. Diyanet İşleri Reisliği, Kur'an-ı Kerim'in tefsiri için Elmalılı Muhammed Hamdi'ye tercümesi için de Mehmet Akif'e teklifte bulunmuştur. Ve Akif, bazı koşullarla teklifi kabul etmiştir. Ancak memleket özlemi şairimizi derinden etkilemiştir. 1935'te siroza yakalanan Mehmet Akif, 17 Haziran 1936'da İstanbul'a dönmüştür. Beyoğlu'nda bulunan Mısır apartmanında, yıllardır hasretini çektiği vatanında 27 Aralık 1936 tarihinde hayata veda etmiştir. Tarihlere sığmayan bir milletin istikbaline kast edenlere karşı hakkı tutup kaldıran, yeniden dirilişin meşalesini tutuşturan, korkma diyerek yüreklerde istiklal aşkını büyüten, bir nevi bağımsızlık beyannamesi olarak görülen İstiklal Marşımızın şairi, milli şair, İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'u saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Kıymetli konuklarımız, konuşmalarını yapmak üzere gençliğin her zaman yanında olan ve çok büyük yatırımlara imza atan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Sayın Memduh Büyükkılıç'ın kürsü meşriklerini arz edin. Çok değerli il başkanım, kıymetli bakanım, değerli milletvekilimiz, çok değerli belediye başkanı, kardeşlerim, kadın kollarımızın, gençlik kollarımızın kıymetli başkanları, en önemlisi böyle güzel bir organizasyona vesile olan sevgili gençlerimiz ve onların kıymetli velileri, milli eğitimimizin kıymetli buradaki temsilcileri, öncelikle cumanız mübarek olsun, yarın inşallah idrak edeceğimiz 3 aylarınız mübarek olsun. Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu bozmasın. Akif'in nesli olarak, Asım'ın nesli olarak, Fatih'in nesli olarak, Yavuz'un, Süleyman'ın, Kanuni Sultan Süleyman'ın, Abdülhamit Han Cennet Mekan Hazretleri'nin nesilleri olarak inşallah bizleri o şuurda yetişmeyi de nasip eylesin diye dua ve temennide bulunuyorum. Tabii pandemi sürecinde ister istemez etkinliklerimizi kurallara uyma boyutuyla birlikte hayata geçirmek için birimlerimiz çalışmalar yapıyorlar. Bunlardan birisi de kaymakamımızın uzaktan eğitim anlayış içerisinde hem eğitimleri verip hem de bu tür etkinliklerle gençlerimizin bir bakıma kapasitesini ortaya çıkartma bağlamında, onları ödüllendirme, yüreklendirme bağlamında yaptığı çalışmalar söz konusu. Bu sene de Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kıymetli başkanının ilan ettiği üzere İstiklal Marşı yılı olarak anılacağı için kurum ve kuruluşlar olarak bizlerin de zaman zaman etkinliklerle bu bilinci gençlerimize yerleştirmesini temin etmek amacıyla çalışmalar yapıyoruz. Burada tabii ki Cenab-ı Allah bir daha bu millete böyle yaptırmasın diyecek ve o Akif'in yetiştirdiği nesiller şuurunda olacak bir nesil yetiştirmek için de Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak,
ilçe belediyeleri olarak bizler dayanışma içerisinde bu çalışmalarımızı yapıyoruz. Bugün burada derece alan yavrularımızı ben tebrik ediyorum. Elbette her biri birbirinden güzel, her biri dereceye layık ve belki birinci olacak nitelikte ama ister istemez bir sıralama yapılıyor. Amacımız onları ödüllendirmek ve yüreklendirmek. İnşallah bu tür etkinliklerimizle değişik zamanlarda bir araya geleceğimizi de ben belirtmek istiyorum. Tabii Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kıymetli başkanının bu sene İstiklal Marşı yılı olarak ilan etmesi sürecinde iki tane meclisimizi temsil eden şehrimizin milletvekilinin, bakanımız ve milletvekilimizin aramızda olması bizim için de önemli ve anlamlı. Onların da zaten inşallah duygu ve düşüncelerini alacağız. Ben özet olarak şöyle noktalayayım. Garbın afakını sarmışsa çelik sırrı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma, nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Biz bizi imha etmek isteyenlerin değil, bizim ecdadımızdan aldığımız şuur ile Allah'a kul, peygamberimize ümmet olma anlayışıyla inşallah bu şuuru oluşturma yolunda irade göstereceğimizi ve gayretler göstereceğimizi belirtiyor. Böyle bir anlamlı çalışma yaptıkları için değerli ekibimize teşekkür ediyor. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Konuşmalar için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Sayın Mevlüt Büyükkılıç'a çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli konuklarımız, Valimiz Sayın Şehmus Günaydın salonumuza teşrif etmişlerdir. Kıymetli konuklarımız, konuşmalarını yapmak üzere milletvekilimiz Sayın Hülya Nergis'in kürsü teşriflerini arz eder. Evet, Sayın Valim, Sayın Bakanım, Büyükşehir Belediye Başkanımız, değerli il başkanımız, çok değerli meclis üyelerimiz, değerli gençlerimiz, ben hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tabii belediyemizin tarihi şahsiyetleri, tarihi değerlerimize sahip çıkması, gençlerimizin de bu konuya duyarlı olması çok hayati ve önemli. Aslında bizim medeniyet köklerimiz çok derinlerde. Sadece bize değil, bütün dünyaya, bütün İslam alemine, insanlığa ilham verecek kadar güçlü şahsiyetler var tarihimizde. Onlara layık oldukları değeri vermek, onları idrak etmek, onları gelecek nesillere tanıtmak ve onları yaşatmak da bizim boynumuzun borcu. Bugün tabii ki böyle güzel bir etkinliğin düzenlenmiş olması, çocuklarımızın bu konuda böyle bir çalışma yapması, İstiklal Marşı şairi olan değerli büyüğümüz Mehmet Akif Ersoy'un bir kez daha burada anılıyor olması bu anlamda çok güzel. Ben emeği geçenlere teşekkür ediyorum, takdir ediyorum. Burada ödül alacak olan çocuklarımızın da ben gözlerinden öpüyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Ve hepinizi sevgi ve saygıyla bir kez daha selamlıyorum. Konuşmalar için milletvekilimiz Sayın Hülya Nergis'e çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli konuklarımız konuşmalarını yapmak üzere önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız ve Milletvekilimiz Sayın Taner Yıldız'ın kürsü teşriflerini arz ediyor. Sayın Valim, değerli milletvekili arkadaşlarım, il başkanımız, belediye başkanlarımız, gençlik kollarımız,
Burada bulunan Milli Eğitim Camiası'nın değerli öğretmenleri, kaymakin yöneticileri, ödül alacak olan öğrencilerimiz, ben de heyetinizi sevgiyle, saygıyla selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Öncelikle bugün Cuma, mübarek bir günde İstiklal Marşımızın yazılışının 100. yıl dönümünde 12 Şubat 1921 tarihinde yazılmıştı. Malum biraz önce de anlatıldı. Ve Asım'ın nesli Mehmet Akif Ersoy'u anma ve bu vesileyle de inşallah şiir okuma yarışmasında derece alan öğrencilerimize hep beraber burada ödüllerini vereceğiz. Tabii ki derece alamayanlar seçilmemiş olanlar değildir. Onların da mutlaka bu manada katkıları vardır. İstiklalimizin, istikbalimizin, milletimizin azim ve kararlılığının sembolü bir İstiklal Marşı'ndan bahsediyoruz. Kurtuluş Savaşımızın adeta manifestosu olan ve vatan topraklarının her karışında işgale karşı mücadele verildiği bir dönemde yazılan İstiklal Marşımız, ortak sesimiz, ortak paydamız ve ortak vicdanımız ve en kıymetli ortak değerlerimizdendir. Büyük vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un mısralarında en veciz bir şekilde ortaya konan hasletlerimiz, milli ve manevi değerlerimiz, ideallerimiz, bugün ülkemize yönelen her türlü tehditte kendini gösteren milli mutabakatın temel unsurlarıdır. Aziz milletimiz için bir bağımsızlık beyannamesi olan İstiklal Marşımız, ülkemizin beka mücadelesine sahip çıkmamız gereken ruhu, birlik ve beraberliğimizden gelen gücümüzü bugün taşıyan kurucu bir metindir. Milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan Mehmet Akif Ersoy, başta İstiklal Marşımız olmak üzere bütün eserleriyle, fikirleriyle her zaman saygıyla yad edilecektir. İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını aynı şekilde minnetle anıyoruz. Bütün bu duygu ve düşüncelerle böylesine bir organizasyonu gerçekleştiren değerli Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ekibine ve kaymaya teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Konuşmalar için öncülüğüne Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız ve Milletvekilimiz Sayın Taner Yıldız'a çok teşekkür ediyoruz. Sayın Valim, Sayın Bakanım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, ortaokul kategorisinde dereceye giren öğrencilerimizi arz ediyorum efendim. Mansiyon ödülüne layık görülen Özge Şeref, davet ediyoruz efendim. Okuduğum isimler sahneye buyursunlar. Mansiyon ödülüne layık görülen Feyyaz Eymen Atlı, yine mansiyon ödülüne layık görülen Efe Batın Alagöz, üçüncülük ödülüne layık görülen Hasan Bilal Fındıkçı temsilen Tarık Genç, ikincilik ödülüne layık görülen Bahri Yemal Koç ve birincilik ödülüne layık görülen Gökhan Müftüoğlu. Sayın Valim, Sayın Bakanım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, efendim ödülleri takdim etmek üzere size de davet ediyoruz. Sayın Milletvekilim, buyurunuz Yurdunu Allah'a bırak, çık yola. Cenge deyip çık ki vatan kurtula. Böyle müyessir mi gaza her kula? Haydi Levent asker, uğurlar ola. Ey sürüden arkaya kalmış yiğit, arkadaşın gitti, yetiş sen de git. Bak ne diyor ceddi şehidin, işit, durma, git evladım, uğurlar ola. Durma git evladım,
açıktır yolunu. Cenge sıvansın o bükülmez konunu. Süngünü tak, ön safa geçmiş bulun. Uğurun açık olsun, uğurlar ola. Yerleri yırtan sel olup taşmalı. Dağ demeyip, taş demeyip aşmalı. Sendeki coşkunluğa el şaşmalı. Haydi git evladım, uğurlar ola. Yükselerek kuş gibi Balkanlara, öyle satır at ki kuduz Bulgarlara. Bir daha Osmanlı'ya güç sırtara, git de gel evladım, uğurlar ola. Düşmana çiğnetme bu toprakları, haydi kılıçtan geçir alçakları. Leş gibi yatsın kara bayrakları, kahraman evladım, uğurlar ola. Balkan'ı bildin mi nedir hemşeri? Sevgili ecdadının en son yeri. Bir sıla isterdin ha çoktan beri. Şimdi tamam vakti, uğurlar ola. Balkan'ın üstünde sızan her pınar bir yaradır, durmaz içinden kanar. Hangi taşın kalbini deşsen mezar, gör ne mübarek yer, uğurlar ola. Eş hele bir dağları örten karı, ot değil onlar dedenin saçları. Dinle şehit seslerini rüzgarı, durma Levent asker, uğurlar ola. Ey vatanın şanlı gaza mevkibi, saldırınız düşmana aslan gibi. İşte hüda yaveriniz hem nebi. Haydi gidin, haydi uğurlar ola. İkinci olan öğrencimizi ve birincilik ödülü için ve birincilik ödülünü kazanan öğrencimiz Gökhan Yüzdeoğlu. Konuşup olmanın başkanı Sayın Gürkan'la şu şekilde davet ediyoruz. Devleti ilgilenen öğrencilerimizin ardından lise kategorisinde derece ilgilenen öğrencilerimizi davet edeceğiz. Çok öğrencimize Muhammed Üzgün. Efendim öğrencilerimiz, birincilerimize laptop, ikincilerimize tablet, üçüncüye tablet. Teşekkür ediyorum. Lise kaçıncı sınıf? 12. Evet, birinci. Kilim sosyal medya. Kilim sosyal medya. Evet, sayın valim. Sayın valim. Beraber verelim. Lise kategorisinde birinciye davet edilen Ahmet Tayfa Dolar. Ödülünü alıyor. Evet. Evet, tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hayırlı olsun.
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Değerli katılımlarınız için Fuaya bölümünde Karma sergimizin açılışı yapılacaktır efendim. Sizleri davet ediyoruz.